Al canım. Teşekkür ederim aşkım. Hep unutuyorum bir yerlerde. Zahmet oldu sana da. Önemli değil. Ama dikkat et. Bak başına bir iş gelir, yanında kimse olmaz, telefonun yanından ayırma. Haklısın. Pardon. Alo. Kötü haber. Ne oldu Tunç? Tahmin ettiğimiz gibi evde kimse yaşamıyor. Posta kutusu? Baktım, bomboş. O zaman birileri posta kutusunu kontrol ediyor. Not alabilecek durumda mısın? Alırım da. Ne oldu ki? Ya oğlum, Suna'nın dediğini hatırlasana. Devamlı mektup gönderiyormuş. Demek ki birileri posta kutusundan mektupları alıp okuyor. Zarf atacağız yani. Aynen öyle. Şimdi sen posta kutusunu takip alacaksın. Bakalım kimler ilgileniyor. İyi tamam, hadi söyle bakalım, yazıyorum. Kızım, seni rahatsız etmek istemezdim. Ama gücüm kalmadı, çok hastayım. Seni mutlaka görmem gerek. Yazdın mı? Yıldız! Yıldız, aç kapıyı kızım! Ay Osman, kesin bu kendine bir şey yaptı. Sakin ol kadın. Yıldız! Kazım, bir çilingir bul çabuk. Osman, Yıldız'ı ara. Ya aradık ya demin. Ferman gelmiştir, karı koca bir yere gitmişlerdir. Sakin ol. Ya o da açmıyor telefonunu. Yıldız! Yok. Yok Osman, kesin başına bir şey geldi. Yıldız! Kazım, hadi. Nerede kaldı çilingir? Ha bismillaha. Ha bismillaha. Bahar. Annem bir şey yedi mi yavrum? Sabah verdim ama yemiyor. Ben bir anneme bakayım. Bak yavrum, bak. Anne, bu iş böyle olmayacak ya. Ben gidip getireceğim o adamı. Otur oturduğun yerde. Hem niye bağırarak konuşuyorsun sen? Ya o adam kadere bir şey yaptıysa? Hay Allah'ım, sen benim aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Anne bak, bu kız her gün o adamın evindeydi. Ya adam buna ümit verdiyse, ya sıkıştırdıysa, bu kız boşuna ölmedi ya o adamı. Sus! Ferman Bey öyle şey yapmaz. Vallahi ben kimseye inanmıyorum, kimseye güvenmiyorum. Hadi söyleyeyim sana. Hay Allah'ım, aklıma mukayyet ol ha. Ben kaderi düşünüyorum bari. Sait abi. Telefon. Kim? Seninki abi. Benimki mi? Müsaade olur bana. Eyvallah. Alo. Mesaj atmaktan iyi nesi oluyor?
Parayı hazırlayınca arayacağım demedin mi? Parayı ne zaman hazır edeceksin? Ona göre plan yapacağım. Uğraşıyorum işte. Uğraşıyorsun demek. Kaybol ortadan derken pek havalıydın. Ne kadar istediğinin farkında değilsin galiba. Uğraşıyorum işte. Az kaldı. Haber bekle benden. Ben beklerim, sorun yok. Acelesi olan sensin. Parayı hazırladığında kahveyi arayacağım. Sakın bana ulaşmaya kalkma. Yıldız! Kızım! Yıldız! Yıldız! Canım benim. Açmıyor mu? Yok. Çok kızgın bana. İstersen bir yanına gidelim. Hem gönlünü alırsın sevgilim. Yani ağzından çıktı öyle, alışkanlık. Tamam, kızma. Ablana bir gidelim ha. İster misin? Yok. Ne desem işe yaramaz şimdi. Gerçekten kızgın. Haklı ama. Kızma Kemal ama o kaderin yaptıkları da affedilir gibi değil. Sen boşuna Ferman abiye yükleniyorsun. Handan, kader belli ki etkilenmiş. Ferman abi bunu kesin fark etmiştir. Nasıl ya? Bak Handan, bir erkek fark eder. Ferman abi onu engellemeliydi, umutlandırmamalıydı. Kimse kimseye durduk yere aşık olmaz. Öyle mi? O zaman beni en iyi senin anlaman lazım. Ben sana aşık oldum. Demek ki durduk yere değildi. Demek ki sen bana ümit verdin. Tamam, yine bu konuları açmayalım. Affedersin. Ben bir Yıldız ablaya bakayım o zaman. Tek başına kalmasın. Hayır. Hiçbir yere gitmek yok. Neyin peşindesin sen? Ne bu anlayışlı kız tavırları falan? Niyetin ne senin ondan? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi, mektup gelmiş. Aldım abi. Tamam abi. Hemen. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler. İyi haber kuzen. Haklı çıktın. Mektubu aldılar. Posta güvercini de kapıcıymış. Hemen telefona sarıldı, birini aradı. İsmini söyledi mi? Henüz onu öğrenemedim. Ama öğreneceğim, merak etme.
yapma. Sakin ol bir ya. Sakin ol. Bırak. Bırak Nazire. Bunların hepsi yanacak. Hepsi. Kız emeğin göz nurunu yapma be. Ne olur yapma. Bunca yıl çalıştım Nazire. Niye? Niye bunlar için? Bunlar adam olsun diye. Bunların alnına bile geçirin. Ne olur yapma ya. Yapma gözünü seveyim. Yapma. Ben bunları kızım için yaptım Nazire. Niye? Bu evden deliyle duayla giderken başı öyle eğilmesin diye. O ne yaptı? O benim alnımı yere değdirdi. Anne, ya yalvarırım anne bir dur ya bir dur. Ya kendine gel anne. Yazıklar olsun kız sana. Benim kadar bir yere üzülmüyor. Yok, yok. Yok oğlum, yok. Gelme. Biz buradayız. İyi ablan. Tamam, ben haber veririm. Cüneyt merak etmiş. İyi misin kızım? Yani niye bu kadar içtin? Çok içmedim anneciğim. Aç karnını içince dokundu işte, sızmış. Hey Allah'ım ya. Kızım alışık değilsin ki. Niye yaptın böyle bir şey? İki kadehle ne hale geldin bak. Biliyorum baba. Ama unutamıyorum. Rüyamda gördüm. Kaderle ferman el ile tutuşuyordum. Yapma kızım, yok öyle bir şey. Anne ben fermanı kaybedersem ölürüm. Seni şu hale getirdi ya. Gün yüzü göstermeyeceğim o Yosma'ya. Sarhoş olmuş, sonra da sızmış. Ablam biliyorsun, iki kadehte sarhoş oluyor. Bak gördün mü neler olmuş. Ben gidip bir bakayım Yıldız ablaya. Yok, dur bakalım. Babamlar başında, merak etme. De. Neler oluyor? İlk defa seni bu kadar soğukkanlı görüyorum. Bir anda nasıl kabul ettin boşanmayı? Olay çıkarım zannediyordun değil mi? Ondan sakladın benden her şeyi. Olay çıkarma konusunda sabıkalısın ne de olsa. Herkesin bir dur noktası vardır Kemal. Sen o noktaya geldin yani. Ben çok yoruldum. Çok yorgunum. Sevgi dilenmekten yoruldum. Kavga etmekten yoruldum. Benim kötü bir niyetim yok. Bitsin. Hem belki ben de yeni bir hayat kurarım kendime. Tabii. Tabii kuracaksın. Mutlu olacaksın.
Mutluluk mu? Ben mutlu olmaktan çoktan vazgeçtim Kemal. Sevilmediğimi duymaktan, hırpalanmaktan, hor görünmekten bıktım. Hepsi bu. O adam sana bir şey yaptı mı? O adam seni kullanmaya kalktı mı? Çık dışarı. Kader, senin iyiliğin için söylüyorum. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Ne oluyor be? Yok bir şey anne. Daha çok küçük. Tamam. Haklısın, yapmış bir hata. Ama lütfen sen de birazcık anlayışlı ol. Aşık olmuş. Canı acıyor. Hem bak görmüyor musun? İçeride durmadan ağlıyor. İzin var ha? Bari dışarı çıksın. Hem bugün okulda ders seçimi yapması gerekiyormuş. Anne, ya Kader de hatasının farkında. Çok üzgün. Kalbi kırılmış. Aşk acısı çekiyor. Anne! Ya anne nereye? Kader, yine ne oldu? Anlatsana ya. Anne. Anne affet beni. Aşık oldun. Öyle mi? Demek kalbin kırıldı. Kalbin acıyor. Canın yanıyor. Öyle mi? Allah'tan dilerim ki size gelecek her şey bana gelsin. Anladın mı? Evlatlarıma gelecek gözün ne varsa gelsin bulunsun. Senin ayağının taş değse benim yüreğim kanar. Senin gözünden akan yaş zehir olur, benim yüreğim akar. Anladın mı? Ama bu defa başka kader. Alo. Ya her zamanki kargo şirketiyle yolla işte. İkide bir de arayıp durma. Tamam abi. Yanlış bir şey yapmayayım diye soruyorum. Emaneti yolluyorum şimdi. İyi tamam. Ha. Şunu bir yolla. Aranın üstüne geç. Tamam. Sen sana ait olmayana göz dikmemeyi öğreninceye kadar bu odadan adımını atmayacaksın. Anladın mı? Ben kendi hatamı biliyorum. Yalvarırım sen de beni anla. Neyini anlayayım kız ben seni? Neyini anlayayım? Ben seni bugünler için mi büyüttüm kadar? Ha? El alemin kocasını ayartmadım. Ben bir şey yapmadım. O da benimle ilgilendi. Yemin ederim beni Tunca niye isteyemedi o zaman? İftira atma. Sen insanların mutluluğuna göz diktin.
kendine yeter, ne diyorsun ya? Bırak, bırak abla. Döksün içini. Bir kere de benim yanımda olsan şaşardım. Bir kere de beni dinlesen. Sen hep böyleydin anne. Her zaman böyleydin. Ablamla abim ne yapsa anlarsın. Ama sıra kadere gelince... Neyini anlayayım ben senin? Neyini? Memlekette adam mı kalmadı da gittin el alemin evli adamlarına yalaşıyorsun? Alo Musa. Hah, sana bir şey danışacağım ben abicim. Ya niye anlamıyorsunuz? Ben aşık oldum. Ben aşık oldum. Anne aşık oldum. Sesini kes kes. Aşkmış. Yuva yıkmanın adı aşk oldu değil mi? Utanmadın mı kız sen? Evli barklı adamı baştan çıkarırken. Senin kalbin taş kesmiş anne. Musa, durum hassas. Namus meselesi diyorum oğlum. Ya boş ver sen kim olduğunu. O söylediğin yerde kıza bakarlar mı sen, onu söyle. Tamam kardeşim. Tamam, sağ ol. Yıldız'ı yalnız bırakmasaydınız. Anası yanında. Hem senin de yalnız kalmaman lazım. Çok teşekkür ederim. Etme. Benim yüzümden şu hale düştün. Bir de teşekkür mü edeceksin? Ama benim de adım Osman Kozans'tı. Efendim Yavuz'cum. Evet. Aferin. Tamam. Ben şimdi geliyorum. Çocuklara söyle o iti ellerinden kaçırmasınlar. Tamam. Nereye babacığım? Sana verdiğim sözü tutmaya. Bir adama aşık oluşunu anlamadığım için kalbim taş kesmiş. Öyle mi? Sen bir yuvayı yıkmayı göze alacak kadar kör mü oldun kader? Ha? Öleyim mi? Niye beni dinlemiyorsun? Ben kendi suçumu kabul ediyorum. Ama tek suçlu ben değilim. Sen o akşam Ferman Bey'i öptün mü öpmedin mi? Evet. Ama... Öyleyse tek suçlu sensin. Başka suçlu yok. Neler olabileceğini düşünmedin mi kader? Düşünmedin mi kader? Neler olabileceğini hiç düşünmedin mi? Düşünmedim. Hiçbir şey düşünmedim. Anne. İnsan düşünerek mi sever ya? Senin anlamadığın şey bu. Hayatımda ilk kez birisi benim yanımda oldu. Hayatımda ilk kez birisi beni insan yerine koydu.
Hayatımda ilk kez birisi beni yargılamadan dinledi. Sizin yapmadığınız şeyi yaptı. Olmayan babam yapmadığı şeyi yaptı. Yalan mı? Söylesene anne, yalan mı? Sen benimle ne zaman ilgilendin ya? Şunu yapma, bunu yapma demekten başka sen benim için ne yaptın anne? Onun bunun eskisiyle büyüdük. Ben ses etmedim. Yarı aç, yarı tok büyüdük bu evde. Ses etmedim. Ablam çalışmasa ben okula bile gidemezdim. Sen benim için ne yaptın anne, ne yaptın? Ablacığım, ablacığım ne olursun sus. Ne olur bir tanem. Konuşsun, döksün içine. Yine her zamanki gibi sen nereye kaçıyorsun? Çekil kızım. Anne. Sen hep bunu yaptın. Hep bunu yapıyorsun. Kader. Hadi gel biraz hava alalım. Hadi gel. Kalk. Hadi kalk. Kalk. İyi misin Yıldız abla? İyiyim canım, sağ ol. Sen hiç üzme kendini. Annesi o Kader'i eve kapatmış. Cezasını buldu. Darısı ablasının başına. Onu eve kapatmak yetmez. O aileden her şey beklenir. Handan, Kemal'e dikkat et olur mu? Sen merak etme. Ben kocamı kimseye kaptırmam. Şşt, ufaklık. Baksana buraya. Buyur abi. Ya şşt, ne yapıyorsun? Tamam, dur dur, sakin ol. Lan dur. Ay. Tamam. Al şunu. Ben gönderirim Karlı. Olmaz. Ya Berat abi kemikleri mi kırar? Ver şunu ya. Sen Berat abine söyle. Gönderdim de. Ben göndereceğim kargoyu, merak etme. Ya versene ya. Dur bir an. Tamam. Al şunu da. Tamam mı? İsmin kaybol yoksa senin o kemiklerini ben kırarım. Hadi. Hadi. Alo kuzen. Söylüyorum adresi, yaz çabuk. Vallahi günah boynuna. Zaten birileri mahalleye götürüp getiriyordu Kader'i. Kaç kere görmüşler. Hadi ya, nereden biliyorsun ki? Evet evet, ben de duydum. Benim hanım söyledi. Kadın kocam hayatta diye evi basmış. Kavga kıyamet gırla. Beyler ayıp olmuyor mu ama? Utanmıyor musunuz bir genç kızın hakkında ileri geri konuşmaya? Ablasına göz koydu ya. Kardeşine toz kondurmuyor. Şşt, bilip bilmeden milletin arkasından konuşmayın. Berat, ne olursun eve gidelim. Herkes duymuştur, ben kimsenin yüzüne bakamam. Tamam kadar, götüreceğim seni eve. Ama önce bir yere gidelim. Nereye? Sen iyi değilsin kadar. Sana bir iğne yapsınlar, sakinleşirsin. Ne
konuş yoksa gebereceksin. Bırak lan köpek. Köpek mi? Ben senin gibine köpekleri konuşturdum biliyor musun? Kimsiniz lan siz? Neredeyim lan ben? Bırakın lan beni. Otur, konuşacaksan konuş yoksa benim canım sıkma. Tamam. Konuşacağım lan. Ben vurdum. Kabul ediyorum. Senin vurduğunu biz zaten biliyoruz oğlum. Kimin adamısın? Kim tuttu seni? Bana onu söyle. Kimse tutmadı lan beni. Kimsenin adamı değilim lan ben. Kim parayı verirse ona çalışırım ben. Bak benim canımı sıkma. Kim tuttu diyorum seni? Bana onu söyle. Beni tutanı tanımam. O da beni tanımaz. Hesabıma para yatar. Ben de gider işimi hallederim. Yeter lan benim canımı sıkma. Nazır anne. Nereye gittiler? Merak etme. Hava almaya gittiler. Ya benim içim rahat etmiyor. Ben bir gidip baksam mı? Endişelenme be yavrum. Berat yanında. Hadi gel otur. Gel. Ne işin var senin burada? Hiç. Kemal'e baktım ama. Kızım, kocan ne arasın senin burada? Ortalık zaten karışık. Hadi sana iyi günler. Hadi sana iyi günler. Kemal'im sordu. Kız densiz işte ya. Ortalık karışık ya, haber alacak. Bana bak. Bir de bu sıçrarsa üstümüze var ya. Şart olsun yıkarım bu evi başınıza. Kozan ailesinden kimseyi bu kapıya getirmeyin. Benim de tepemin tasını attırmayın. Belanızı versin sizin. Kaçmış efendim. Tuvalet penceresinden kaçmış. Ayıl şunu. Peki efendim. Ulan salak herif. Nasıl kaçırdın elinden herifi? Anlamadım Osman Bey. İpi nasıl çözdüyse. Bir şey söyledi mi? Adam kiralık katil Osman Bey. Lan onu biliyoruz. Başka? Başka? Lan kim tutmuş herifi kim? Ha ben de tam onu söyletiyordum. Lan belanızı versin sizin. Bulacağım seni Feride. Bulacağım. Nerede bunlar ya? Aa, yavrum baksan ya iş içindir belki. Olup üç güne şaşkın. E hadi. Efendim? Musa? Ha evet benim. Ne doktoru? Berat mı sordu? Ha tamam tamam. Biliyorum ben. Haberim var. Şey, tamam. Ben Berat'a söylerim. Sen şu yeni adresini versene bana. Tamam. Sağ ol. Ablam arıyor. Açma şimdi ya. Geldik zaten ararız. Ver
neresi burası? Doktor dedim ya, sakinleştirici için. Sağlık ocağına gitseydik ya. Ya kader, burası benim, tanıdık para almayacaklar. İşlemedin mi sen? Ya oğlum, buradayım, kapıyı açan yok. Buyurun, sıra sizde. Hadi kader. Önlüğü şurada, içeride giyebilirsiniz. Önlüğe gerek yok. Biz sakinleştirici için gelmiştik. Muayene için. Ya kader, insanların işlerini onlardan daha mı iyi biliyorsun ya? Demek ki iğneden önce bir muayene edecekler. Ne oluyor ya? Ne muayenesi? Ben gidiyorum. Kader, uzattın ama. Lütfen karar verin. Sırada bekleyenler de var. Kader, bak, dediğimi yap. O herif sana bir şey yaptı mı bunu öğrenmem lazım. Yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Kader, bak, o herif sana zarar verdiyse... Emin ol, senden daha az zarar verdi. Allah seni kahretsin Berat. Abla yürü gidelim. Ya ne oluyor burada ya? Sorma bir şey, ne olur gidelim ya. Buradan bir halt çıkmayacak. Abla, Berat'ın yaptığını annemlere söyleme. Ben çok utanıyorum. Ablacığım, korkma. Sen utanılacak bir şey yapmadın. Hadi sizi eve bırakayım. Kader, hadi güzelim. Bunlar ya. Aa, sevgim, hava almaya çıktılar. Berat söyledi ya, Kader ablasıyla gezmek istemiş işte. Ben Kader odadan çıkmayacak diyorum, hanımefendi gezmelerdi. Mahalle çalkalanıyor. Herkes bunu konuşuyor. Ama siz merak etmeyin. Ben hepsinin ağzının payını vereceğim. Milletin ağzı torba mı büzeceksin? Laf verirsen konuşurlar. Ya nasıl kanıma dokunuyor bir bilseniz. Zaten Yıldız ablanın söyledikleri de cabası. Ne söylemiş Yıldız? Ya Kemal Kadir'i savunuyor ya.
İşte güya Kemal Bahar'a aşıkmış da ondan Kadir'i savunuyormuş. Tövbe yarabbim, Allah'ım sen sabır ver ya. Oğlum öyle söylemek istememiştir o. Basmaya öyle söylemek istedi anne. Hem zaten öbür mesele de var. Şimdi artık bizi de konuşmaya başlarlar. Öbür mesele ne? Haberiniz yok mu? Neden? Kemal Lahan'dan boşanıyor. Kemal dava açmış. Ne? Ay ondan geldi Handan kapıya. Çok dikkatli olmamız lazım. Bundan sonra Bahar'a ya da Kader'e tek bir laf gelirse ben katil olurum, baştan söyleyeyim. Oğlum o nasıl söz ha? Sağ ol, zahmet oldu. Ne zahmeti var? Siz iyi olun yeter. İçinde öderim, bilirsin beni. Ufak bir nakit sıkıntısı yaşıyorum, o kadar. Anladım. Anladım. Başka şekilde hallederim ben. Sağ ol. Süre doldu Eylül Hanım. Yarın parayı istiyorum. Yarın mı? Yarına yetiştiremem. İmkansız. Bana bak. Şu yüzümün haline bak. Yarın ya parayı ödersin ya da Osman Kozan'ı temizlerim. Anlıyor musun? Yarın son gün. Bahar! Tamam ablacığım, sen korkma. Ben bakarım. Bahar dedim! Efendim anne. Neredesiniz siz bu saate kadar? Hı? Ne yüzle dolaşıyorsunuz sokaklarda? Anne, kırıcı oluyorsun ama. Siz beni kırdınız, siz. Paramparça ettiniz. Ama bitti. Eski günler bitti. Şimdi kulaklarını aç, beni iyi dinle. Bundan sonra ikinizden biriyle ilgili en ufacık bir laf duyarsam, o aileden herhangi biri bu kapıya gelirse, sana yemin ediyorum bu evi toplar çeker giderim. Yaparım bunu, biliyorsun değil mi? Sevgi, kız onun ne günahı var ya? Günahı olsun olmasın Nazire. Benim ne günahım var? Ben niye yaşıyorum bunları ya? Kozanlardan hiç kimse bu eşikten içeri geçmeyecek. O Kemal var ya, o Kemal. Ona selam bile vermeyeceksin. Ne ona ne karısına. İkisi de bu kapıya gelmeyecek. Sokakta görsen yüzünü çevireceksin. Duydun mu beni? Bundan sonra ne kocana ne kendine ufacık bir laf getirmeyeceksin. Kocanın dizinin dibinden ayrılmayacaksın. Duydun mu beni? Anladın mı? Thank you.
dedim. Neredesin? Havaalanındayım kuzen. Dönüyorum. Sen bir şey bulabildin mi? Behlül'ün sevgilisinin eviymiş burası. Ne? Emin misin? Evet. Doğum gününde ikisini görmüştüm. Mektuplar kızın evine geliyor. Behlül doktora götürüyor. Vay be. Organizasyona bak. Tunç. Bak bu kadar iş normal değil. Oktay Aysel'e kesin bir şey yaptı. Sence yaşıyor mudur hala? Çok küçük bir ihtimal. Peki Feride? Umarım. Umarım onun için geç kalmamışızdır. Kalmadık. Bunu düşünme lütfen. Sabaha kargo gelince her şeyi çözeceğiz. Mektup Oktay'a ulaştıktan sonrası zaten çorap söküyor. Eğer Feride'nin canını yaktıysa... onu yaşatmam Tunç. Yaşatmam.